Sabiha Gökçen'de yaşanan uçak faciasıyla birlikte emniyet kemerinin önemi de bir kez daha tescillendi. Uzmanlara göre uçak durmadan emniyet kemerinin çıkarılması büyük hata. Kaptan pilot Alper Demirer Show Haber'e konuştu. Emniyet kemeri ve koltuk ayarının nasıl hayat kurtardığını uygulamalı olarak anlattı. Uçak kazasından dolayı korkuyorum artık. Çok sık karşılaştığınız bir durum mu bu? En sık yapılan hatalardan biri, uçağımızın tekerleri henüz piste değdi. Yolcular ne yapıyor? Toplum olarak çok sabırsızız. Bunu inkar etmemek lazım. İşte o sabırsızlık olası bir kazada yaralanmalara, hatta can kayıplarına yol açabiliyor. Sabiha Gökçen Havaalanı'nda pistten çıkan uçakta da öyle bir can pazarı yaşandı. Bunların büyük bir çoğunluğu acaba yine vaktinden önce emniyet kemerinin açılmasından kaynaklanıyor olabilir mi? Bu ihtimal dahilinde. Bu olayları dediğim gibi özellikle Türk yolcularda çok yaşıyoruz. Aslında uçağın pistteki park manevraları, yani yerine ilerleyişi hala devam ediyor. Bu da demek oluyor ki aslında kaza riski henüz tam anlamıyla bitmiş değil. Onu da ikaz ediyorlar. Lütfen yerinize oturun, lütfen yerinize oturun diye ama. Herkes hemen yerinden kalkar. Hemen başüstü dolaplarını açıyorlar ve buradan valizlerini indirmeye çalışıyorlar. Tabii bu esnada uçak hala hareket halinde. Kaptan pilot Alper Demirer'e göre basit gibi görünen bu ihmal ölümcül sonuçlara yol açabiliyor. Uçağın belli bir sürate eriştikten sonra emniyet kemerlerini açmak suretiyle, daha da düşük sürate eriştikten sonra uçak hala hareket halindeyken ayağa kalkıp bavullarını ayarlamak suretiyle kendi hayatlarını tehlikeye attıklarını rahatlıkla söyleyebiliriz. Aslında tek yapılması gereken ikaz ışıklarını takip etmek. Son yaşanan kazada ne yazık ki bu konuyla ilgili o en acı tecrübeyi gördük. Yani yolcuların büyük bir bölümünün ikaz ışıkları sönmeden emniyet kemerlerini çözdüğü ve uçak içinde ayağa kalktığı, bu şekilde yaralandığı ihtimaller arasında. Bizden önce erken kalkanlara çok kızıyoruz. Emniyet kemerleri hiç şüphesiz hayat kurtaran bir tedbir ama bazı durumlarda bazı yolcular bu kemeri bağlamayı reddediyor. Emniyet kemerini daha teker basar basmaz hemen çıkartmamız yanlış. Böyle durumlarda ne oluyor efendim? Yolcuyu bu konuda bilinçlendirmek amacıyla kısa bir anlatım yapalım. Birkaç ikazın arkasından kendisine kural dışı yolcu formunu verir. Yolcu tarafından kabul edilmezse bu formun içeriğini okur. Hemen koridoru doldurup insanlar orada bir 15 dakika ayakta bekliyorlar. Hayat kurtaran bir diğer ayrıntı da koltuk ayarı. Önünüzdeki bir koltuk eğer yatırılmış pozisyonda ve siz tahliye etmek zorunda kalırsanız bulunduğunuz koridor daralacağından dolayı rahatlıkla tahliye edemeyeceksinizdir.